Enstrümanlarınızın başından alıp lütfen. Saksofonda Volkan Terzioğlu. Gerçi grup dedik ama grubun 3 elemanı diyelim. Saksofonda Volkan Terzioğlu, bilgisayarda elektronik ve melodikada Korhan Erel ve Kevin Davis Cello'da. Hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş geldiniz. Merhaba. Welcome. Thanks. Çok teşekkür ederiz. Farklı bir müzik olarak algılamış olabilir izleyenler. O yüzden biz hemen size soralım istiyoruz. Müzik tarzınızı, müziğe yaklaşımınızı nasıl tanımlıyorsunuz? Müzik tarzımız özgür doğaçlama diye bir tür bu. Yani bu bir müzik yapma biçiminden çok bir müzik türü. Çünkü belli aslında kuralları var. Yani doğaçlama ve özgür ama aslında kuralları da var. Belli prensipleri var. Özgür kelimesinin anlamı melodiden, ritimden ve armoniden uzak duran, daha doğrusu bunları bir yapı taşı olarak kabul etmeyip sadece basit yapı, malzeme olarak kabul eden, onlara çok başvurmayan ve enstrümanları da geleneksel biçimleriyle değil de daha farklı şekillerde kullanmak veya normalde bilgisayar gibi aslında enstrüman kabul edilemeyecek bir şeyi veya başka objeleri enstrüman olarak kabul edip onları müziğin, daha doğrusu sesin bir parçası olarak ele alan bir müzik türü diyebiliriz. Şimdi burada hemen bir yazıya referans vermek gibi referans vereceğim ama Yaprak Melike Uyar Stüdyo İmge'de bir konserinizin ardından şöyle diyor. 5 müzisyenin sahnedeki uyumunun keyfine dahil olabilmek için öğrenilmiş batı müziği algımızı konser salonunun girişinde bırakmanın gerekliliğine inanıyorum. Farklı bir algıyla mı yaklaşmalıyız size? Referansları bir yana bırakarak mı? Yani sizi nasıl dinlemeliyiz diye sormuyorum tabii. Evet. Yani bu çok bir soru olur ama hakikaten buradaki düşünceye katılıyor musunuz? Şimdi tarihsel olarak baktığımızda özgür doğaçlamayı oluşturan temel Hı-hı. olarak 3 öğe var. Çağdaş klasik müzik, 20. yüzyıl avantgardı diyebiliriz. Bir yandan 60 sonrası cazın yönelimi, özgür caz. Ve bir yandan da yerel müzikler, işte Bali'nin müziği, Yeni Gine'nin müziği. Bunlardan yola çıkarak aslında ortaya bir tür çıkıyor.
1960'ların ortasından itibaren. Ve bütün bu kültürün üzerine inşa ediliyor aslında. Bir yandan bırakmamız gerekiyor ama onlar olmadan da bu müzik ortaya çıkmıyor. Böyle bir ikilem var tabii ki. Ama bizim müzik, az önce Korhan'ın da söylediği gibi, bütün bu kalıplardan bağımsız olarak hepimizin ortaklaşa ortaya koyduğu ve tamamen müzikal doku üzerine düşünen, yani armoni, ritim ve melodiden uzaklaşmış müzikal doku, seslerin aslında bir çeşit armonisi diyebiliriz buna. Peki doğaçlama dedik, o uyumu nasıl sağlıyorsunuz birlikteliğiniz içerisinde? Sezgisel mi hareket ediyorsunuz? O uyum nasıl sağlanıyor? Bu müziğin aslında çok temel iki tane kuralı var. Hani müzisyenle uyması gereken, birincisi dinlemek. Yani çalan şeyi, o sırada ortada dönen sesi çok iyi dinlemeniz gerekiyor. İkincisi de katkıda bulunacaksanız katkınızın anlamlı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Anlamlı bir katkıda olmayacaksa susmayı becermek gerekiyor. Hani iletişimde de öyledir ya, hani evet, çok boş konuşmamak gerekiyor biraz. Burada da öyle biraz, hani susmayı bilmek. O yüzden de uyum çıkıyor otomatikman. Evet. Ortaya bir şey koyuyorsak ve bu kötü bir şeyse susmak en iyisi. Evet. Yani böyle bir temel kuralımız var. Kural hareket ediyorsunuz. Şimdi grup dedik. Biraz önce söyledi, hakikaten aslında grubunuz daha çok kişiden oluşuyor. Grubunuzun yapısını soracağız ama isterseniz önce, daha önce Galata Perform'da verdiğiniz bir konserden görüntülerimiz var. Grubun daha geniş haliyle. Onu bir izleyelim. Sonra sohbetimize devam edelim. Evet, Islak Köpek'in Galata Perform'da geçen yıl sonunda verdiği bir konserden görüntülerimiz var. Şimdi hep birlikte onu izliyoruz. Grubunuzun daha büyük bir gruptan oluşuyorsunuz ama bir rotasyon gibi de bir şey de var. Yani bazen gruba birileri katılıyor, çalıyor ve Kevin Davis de örneğin hani bazen var, bazen farklı yer alıyor. Örneğin albümde galiba Kevin Davis yok. Bu arada albüme de geleceğiz çünkü albümünüz çıktı kendi adınızla. So Kevin Davis, I would like to ask for again from a critics, someone says that when listening to Islak Köpek, you can't find the rhythm with your foot, or you can't dream about your beloved ones, or you can't also dance to this music. You have to be stuck within the moment of realizing what you're listening to and be there, being there. Do you agree with that, or do you think your music could be more free, that people could dream about things, or? How do you define your music? Yeah, I don't totally agree with that statement. Mm-hmm. Somewhat. I do think it's more challenging music than some other things. You know, there's not a regular beat. That's mm-hmm. true, and there's a lot of those kind of things. But on the other hand, I think something really unique that this kind of music has is that it gives you a sense of a... You can be really present in the dialogue between the musicians, which is something that I think is almost unique to improvisation. There's no score, there's nothing that's really keeping everybody in line. You get to witness people, you get to witness the musicians really communicating and mm-hmm. creating form together, so. Okay, let me translate that. Yani aslında sizler de zaten herhalde bu görüşü daha önce konuşurken evet. bu noktaya gelmiştik. Evet, yani yine evet. bir yazıdan alıntı yaparak Islak Köpeği dinlerken ne ayağınızla eşlik edebilirsiniz, ne sevgilinizi hayal edebilirsiniz, ne de işte dans edebilirsiniz. Buna katılıyor musunuz diye Kevin de hakikaten evet grubun
akışına uygun olarak. Aslında tamamen buna katılamıyorum. Evet, yani insanları biraz zorlayan bir müzik olabilir. Belli bir beat, belli bir ritim ve vurgu yok sürekli izleyebileceğiz. Ama burada da grup elemanları arasındaki bu özgür doğaçlamanın verdiği diyalog, iletişimin etkileyiciliğine kapılabilirsiniz diyor ki bu hakikaten son çok derece doğru. Çok doğru. Hı. Peki biz bu hafta boyunca popülerlik üzerine konuştuk. Siz yaptığınız müzik itibariyle şu an için pek de popüler olmayan bir müziği aslında icra ediyorsunuz. Bu sizi üzüyor mu ya da popüler olmak niyetinde misiniz, isteğinde misiniz? Yani üzmüyor, hayır. Yani üzülecek olsaydık böyle müzik yapmazdık herhalde. Farklı bir müzik yapardık. Daha popüler olma niyetinde şöyle, ya, öyle bir müzik ki bu, demin Kevin de söyledi hani, İzleyicinin müzisyenler arasındaki etkileşimle etkilendiği müzik. Bu da bir paylaşım demek aynı zamanda. Evet. Tabii ki bu müziği mümkün olduğu kadar çok insanlara paylaşmak isteriz ama bunun arkasında ticari bir neden yatmıyor. Ya da popüler olma, meşhur olma gibi bir neden değil. Evet. Sadece bir paylaşma ve o anın o güzelliğini insanlara aktarabilmek ve onlardan da geri o tepkiyi alabilmek. Evet. Çünkü seyirciden de bir enerji alıyorsunuz aslında ve bu çok güzel bir şey. Evet. Ben de ticari olmasıyla ilgili olarak bir şey söyleyeceğim. Popüler olan şey illaki kötüdür argümanı aslında tabii ki yanlış. Yok. Fakat popüler olanın ticari olma kaygısı vardır. Bu doğası gereğidir. Ticaret olunca da işin içine finansal ilişkiler giriyor. O zaman tabii paranın en çoklaştırılması gibi durumlar ki bu da sanatta bazı ödünler vermek gerektiriyor. O yüzden hani popülerlik ve ticari ilişkiyi kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Ben sohbetimizin sonunda başında belki gelmeliydik ama albümünüzden de çok kısa etmek istiyorum. Islak Köpek, kendi isminizle çıkan ilk albümünüz, ilk albüm yanlış bilmiyorsam. Doğru. AK Müzik'ten ve bu albüm dışında siz şimdiye kadar Galata Perform'da, İstanbul Teknik Üniversitesi Miyam Salonu'nda veya caz festivallerinde, Dokstar'da dinleyebildik. Bundan sonra yakın dönemde bir konser var mı en azından seyircilerimize, dinleyicilerimize söylemek için? Netleşmiş, 6 Mart'ta bir Cuma günü bir gitar kafede, Kadıköy'de bir konserimiz olacak. Orada Islak Köpek'in bir kısmı artı Olivier Noiroy'du sanırım soyadı diye bir Fransız tubacı gelecek, bizde çalacak. Akustik bir konser olacak bu. Biz akustik de çalıyoruz çünkü. Öyle en yakın konserimiz gitar kafede Kadıköy'de 6 Mart'ta. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, şimdi popüler olmak üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Daha doğrusu şimdi asıl bu konuya geleceğiz.